Peki arkadaşlar, şimdi sayıların kullanımına öncelik vereyim. Efendim, öncelikle en azından bir 10'a kadar saymasını bilmemiz gerekiyor. Vahid, itnen, selâfetun, erbaatun, hamsetun, sittetun, sebatun, semaniyetun, tisatun, aşaratun. İlk 10 saydık. Vahid, itnen diye. Efendim, daha önceden isimlerin marifelik örneklerinden bahsederken, sayı değerinden bahsederken, tekil isimlerin, talip müfret bir isimdir, bir anlamını taşıdığını söylemiştik. Mesela talip, talibun, sonuna hareket edersek, bir öğrenci demek. Zaten bunu ikil yapmak için sonuna ani eki getiririz demiştik. Talibani gibi. Bir de çoğuluk eki var eğer düzenliyse. Talip, bir demek. Bir öğrenci demek. Bizim Türkçe'de bir öğrenci ifadesi sayılı sıfat anlaması. Buradaki bir sayıdır. Sıfat olarak kullanılmaktadır. Ve biliyorsunuz Türkçe'de sıfatlar eksiz gelir. Bakınız. Bir öğrenci, iki öğrenci, üç öğrenci, nokta nokta, 10 öğrenci, böyle 1000 öğrenci devam eder, gider. Peki Arapçada bu nasıl? Araplar bir öğrenci derken bir kelimesini kullanma ihtiyacı hissetmiyor. Talibun bir öğrenci demek. Eğer bunu belirli yaparsa talibu, bu da bir öğrenci demek. Ama biz bunu Türkçe'ye çevirirken bir sözcüğünü kullanmıyoruz. Çünkü Türkçe'de bir, evet, sayı bildiriyor ama efendim belirsizlik eki aynı zamanda. Belirsizlik eki. Herhangi bir demek. Çoğu kere biri belirsizlik için kullanırız. Ama siz illaki bir rakamını kullanmak istiyorsanız Arapçada bir ve iki rakamını kullanmak istiyorsanız Türkçedeki gibi sıfat tanımlaması terkibi kurulmalı. Mesela talibun vahidun bir öğrenci demek. Eğer iki öğrenci demek istiyorsanız normalde iki demeye gerek yok. Çünkü Arapçada tesniye özelliği var. Sözcüğün sonuna ani getirdiğimizde iki öğrenci anlamını elde ederiz zaten. Ama siz illaki iki rakamını kullanmak istiyorsanız sıfatı olarak isnani dersiniz. Aynı durum hem müzekker hem de müennes için geçerlidir. Biliyorsunuz sıfat tanımlamasında sıfat ilgili isme dört açıdan uyar. Talibetun vahidetun. Eğer iki öğrenciden bahsedeceksek bayan, talibetani itnetani. Eğer mesela şu ifadeler ben dambeledim, özne halinde getirdim. Eğer nesne halinde kullanacak olursak taliben vahiden, talibeten vahideten getiririz. Peki iki öğrenci ani eki eyniye dönüşüyordu ya, talibeyni neyni? Talibetteyni, itneteyni. Peki bu yapı harfi cerden sonra geldiğini varsayalım. O zaman ala talibin vahidin. Ala talibetin vahidetin. Şu an sıfat anlamasını da anlatmış oluyorum. Ani ekli isimler ise zaten
ani özne halinde eyni geri kalan iki halde kullanılır. Yani nasb haliyle cer hali aynıdır. Ala talibeyniz neyni? Ala talibeteyniz neteyni? Bakınız burada bir ve iki rakamları kendisinden önceki isimler müzekkerse müzekker, müennesse müennes geliyor. Marife ise marife, nekra ise nekra. Hani dört açıdan uyar diyorduk ya. Evet. Bu açıdan baktığımızda normal sıfat tanımlamasını bilenler bir öğrenci, iki öğrenci ifadesini otomatikman kullanabilirler. Arapçada temyiz grubu diye bir olgu var. Adet artı madud. Adet sayı demek, madud sayılan demek. Mesela 20 öğrenci dediğimizde buradaki 20 adettir. Öğrenci ise maduddur. Madud, şöyle Arapçasını da yazayım. Adet, adet, madud. Adet, madud. Sayı, sayılan demek. Ve temyiz grubu diye bir yapı ile karşılaşırsınız. Üçten itibaren. Üçten itibaren. Bakınız bir ve iki sıfat tanımlamasında kullanılıyor Arapçada. Türkçedeki gibi. Ama üçten itibaren efendim temyiz grubu ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Diyeceksiniz ki Türkçedeki gibi üç öğrenci ifadesini, üç sıfat öğrenci, buna da sıfatı Arapçada biz mevsuf diyoruz. Mevsuf yapsak olmaz mı? Normalde olur. Olur. Fakat Araplar sıfat tanımlamasını çok tercih etmiyor. Üç öğrenci ifadesini temyiz grubu çerçevesinde, terkibi çerçevesinde kullanıyor. Ve önce sayıyı kullanıyor. Mesela üç öğrenci derken önce üç diyor. Sonra da öğrenci kelimesini kullanıyor. Çok ilginçtir. 3, 10 arası sayı sayılan isim tanıması formunda ortaya çıkıyor. İsim tanıması formunda. Yani Türkçe bakınız sıfat tanıması ama Araplar 3-10 arasında isim tanıması formunu kullanıyor. Selâsetu tullâbin. Bak selâse kelimesi temin almamış, el takısı almamış. Peşinden gelen ifade de mecrur oluyor. Hani bir kelime nerede mecrur olur? Harfi cerden sonra gelirse ya da muzaftan sonra gelirse. İşte buradaki tullâb muzaftan sonra geldiği için, muzafın ileyh olduğu için mecrur olmuş. Selâsetu tullâbin. Ama burada sadece isim tanıması söz konusu değil. Başka şeyler de var. Erkek öğrenciyi sayarken sayı müennes, bayan öğrenciyi sayarken sayı müzekker olur. 3 10 arasında. Bakınız ben selâsetü tullâbin. 3 erkek öğrenci. Erkek öğrencileri sayarken 3 rakamını tayi marbuta getirdim. Selâsetü tullâbin. Ve burada 3 10 arasında sayılan çoğul mecrur geliyor gördüğünüz gibi. Selâsetü tullâbin. Peki bayan öğrenci sayacak olsam ne olurdu? O zaman selasu talibetin. Bak talibet bayan öğrenci. 3 müzekker olarak gelmiş. Tay marbutasız. Selasu talibetin. Selasetu tullabin. Selasu talibetin. Yani tekrarlamak gerekirse 3-10 arasında sayılan ile sayı müenneslik, tekerlik açısından
ters orantılıdır. Erkek öğrenci sayıyorsan rakamda tay marbuta, bayan öğrenci sayıyorsan rakam müzekker gelir. Yani erkek öğrenciyle müennes rakam, bayan öğrenciyle müzekker rakam kullanılır. Ters orantılı. İsterseniz size daha başka yollardan 3 tane kaide vereyim. 3 tane kaide. Her yerde işinize yarasın. 1 ve 2 rakamları sıfat tanımlamasında sıfat olarak gelir. Arası rakamlar, 3 9 arası rakamlar, ha şimdi sıfat tanımlamasında sıfat olarak gelir. Tamam. 1 ve 2 rakamı sayılana her zaman uyar. Her zaman uyar. Yani mühendislik müzakerlik açısından. 3-9 arası rakamlar sayılana hiçbir zaman uymaz. Orantılıdır. Bu çok önemli bir kaydı. Şunu kırmızı yapayım. 3-9 arası rakamlar sayılana hiçbir zaman uymaz. Yani ters orantılıdır. Mesela 13 erkek derken, bakınız erkek sayıyorum, 3 rakamı müennes mi gelir, müzekker mi? Müennes. Müennes gelir, ters orantılı. Peki, faraza 33 kadın. Buradaki 3 rakamı, 33'ün 30'u değil ha, 3'ü. 3 rakamı nasıl gelir? Müzekker. Müzekker gelir. Müzekker. Evet. Mesela 99 ev desem. Buradaki 9 rakam mı nasıl gelir? Müzekker. Müennes. Çünkü ev müzekker ya. Tamam. O da müennes olarak gelir. Ters orantılı yani. Hangisi? Ağzımızdan ne zaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıkarsa. Ağzımızdan ne zaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çıkarsa sayılana ters orantılı gelir. Mesela 18. Ağzımdan 8 çıktı. Bu 8 erkek müzekker bir şeyi sayarsam müennes olur. Müennes bir şeyi sayarsam da müzekker olur. Evet. 1 ve 2 rakamları şöyle diyelim, ağzımızdan ne zaman 1 ve 2 çıkarsa sayılana uyar. Her zaman uyar. Mesela 91 erkek diyelim. Peki 1 nasıl gelir? Müzekker mi, müennes mi? Müzekker. Müzekker gelir. Niçin? Çünkü 1 ve 2 neyi sayıyorsan ona mühendislik, müzekerlik açısından uyar. Ama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ters orantılı olur. Geriye 10 kaldı. 10 rakamı tek başına kullanılırsa, tek başına ne demek? Yani ağzımdan sadece 10 rakamı çıkarsa ters orantılıdır. Mühendislik müzekerlik açısından ters orantılıdır. 10 rakamı çift başına ise, çift başına ne demek? Yani 10 rakamının yanında
1, 2, nokta nokta 9 gibi küçük rakamları da söylüyorsam sayılana uyar. Evet, en problemli olan kısım bu. 10 rakamının 2 tane farklı kullanımı var. Bir, sadece 10 diyorsam, mesela 13 adam derken buradaki 10 rakamı tek başına mı yoksa çift başına mı? Yanında küçük bir rakam daha var. Çift başına olmuş oluyor. Peki buradaki 10 rakamı müzekker mi gelecek müennes mi? Müzekker gelecek. Peki 3 rakamı müennes mi gelecek müzekker mi? Müennes gelecek. Ters olacak müennes. Evet. Bakınız ağzımdan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamı her ne zaman çıkarsa bu rakamlar ne? Sayılan şeye ters orantılı gelir. Ağzımdan 1 ve 2 ne zaman çıkarsa, mesela 91 diyorum değil mi? Mesela 5002 diyorum mesela. Ağzımdan 1 ve 2 çıkıyor mesela. 101, 1, 2. Bu 1 ve 2 erkek bir adam diyorsam mesela müzekker olur. 102 kadın derken oradaki 2 kadın derken müennes olur. Ama mesela 103 adam diyeceğim. Oradaki 3 müennes olacak. İşte 99 müdür diyeceğim. Bayan müdür. Müdire. 99 müdire derken oradaki bayan müdürü sayıyorum. O zaman 99. 9 çıktı ağzımdan. Oradaki 9 müzekker gelecek. 1 ve 2 her zaman uyar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hiçbir zaman uymaz. Peki tenzile tekrarla. 1 ve 2 sayılana nasıl gelir? 1 ve 2 sayılana uyar. Peki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ters orantılıdır. Evet. Burada sadece 10. Evet. Sadece burada 10 rakamı kaldı. 10 tek başına kullanırsa. Burada tek başına derken tek başına ya. Yanında küçük bir rakam daha yoksa tek başınadır. Mesela 10 adam. Oradaki 10 müennes olur. Ters orantılı. Ama 11 derken bak oradaki 11 tek başına kullanmıyor. Yanında küçük bir rakam daha var. Bunun dışındakilerde müzekkerlik, müenneslik uyumu veya uyumsuzluğu aranmaz. Nasılsa öyle gelsin. Aranmaz yani. Bana ne? Yani yanındaki rakamları etkilemez. Mesela 90 adam diyeceğim. 90 kadın diyeceğim. Ne dersem diyeyim. Burada bir tane 90 rakamı var. Tis'une. İster erkek de ister kadın da fark etmez. Tis'une racülen, tis'une imraaten. Tis'une de herhangi bir değişiklik yok. İster erkek say, ister kadın. Tis'une, tis'une. Mesela 1000 adam diyeceksin. Elfu racülin. 1000 tane kadın da fark etmez. Elfu imraatin. Milyon adam da.
milyonu raculin, milyon kadın da, milyonu miraatin. Bakınız milyonda herhangi bir değişiklik yok. Mesela 100 tane erkek köpek diyelim. Miyetu kelbin. Dişi köpek diyelim 100 tane. Miyetu kelbetin. Bak miyede herhangi bir değişiklik yok. Niye? Çünkü 3 tane grup rakamımız var. 1, 2, 1 ve 2 her zaman uyar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 her zaman ters orantılı gelir. 10 rakamına gelince tek başınayken ters orantılıdır. Çift başınayken yanında küçük rakam varsa o zaman uyar. Şimdi size mantık sorusu soracağım. Bunun dışındakilerde uyum muyum aranmaz. Şimdi o 11 adam diyeceğim. Burada bir müzekker mi gelir müennes mi? Müzekker olur. Bak ağzımdan bir çıkıyor. O zaman bir adama uyar. Müzekker gelir. Peki 10 rakamı? Müennes olsun. Müzekker. Yok. İyi mi? Bu da müzekker gelir. Niçin? Çünkü 10 tek başına değil. Bak 10 adam demiyorum. Yanına küçük bir rakam daha koyuyorum. Çift başına olmuş oluyor. Peki başka bir soru daha. 12 kadın. Buradaki 2 rakamı nasıl gelir? Müzekker mi müennes mi? 2 müennes gelecek. Evet. Çünkü 1 ve 2 uyardı. Kadın sayıyorum. O zaman 2 müennes olacak. Peki 10 rakamı? O da müennes. Evet. Çünkü çift başına. Yani yanında küçük bir rakam daha var. Sadece 10 kadın deseydim ters orantılı olacaktı. Ama 11-19 arası. Evet 11-19 arası derken 10 rakamı çift başına. Yani buna Arapçada mürekkep diyorlar. Efendim bu durumda 10 rakamı sayılana uyar. Ama ağzımda sadece 10 çıkarsa 10 öğrenci, 10 kitap gibi. Peki şimdi şuna dikkat edin. 13 kapı. Biliyorsunuz kapı müzekker bir sözcüktür. Buradaki 3 rakamı nasıl gelir? Müennes gelir. Ters orantılı. Peki 10 rakamı nasıl gelir? Müzekker gelir. Çünkü çift başına kapıya uyar. Evet. Şimdi uygulamasını yapalım. 13 kapı. Önce 3 küçük rakamı söylüyoruz. 3. Sonra 10 diyoruz. Sonra kapı. Şimdi kapı müzekker. 10 çift başına olduğu için müzekker olur. 3 ise kapı müennes olduğundan dolayı ters orantılı gelir. Kapı müzekker olduğundan dolayı 3 ters orantılı olur. 13 beben diyeceğiz. Yukarıda 3 tane kaide söyledim arkadaşlar. Çok konuşmuş gibi olabilirim. Bu 3 kaide müenneslik müzekkerlik açısından sayılarda probleminizi çözer. Neymiş tekrarlıyorum. 1 ve 2 müenneslik müzekkerlik açısından her zaman uyar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asla uymaz. Ters orantılı gelir. Geriye sadece 10 rakamı kaldı. Sadece ağzından 10 öğrenci çıkarsa tek başına ters orantılı olur. 10 rakamının yanında küçük bir rakam daha varsa yani 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Buradaki 10 rakamları uyar sayılana. Bu 3 kural dışında müenneslik, müzekkerlik uyumu aranmaz. Mesela 20 öğrenci derken ister erkek öğrenci say, ister bayan öğrenci say.
fark etmez. Tabii temiz grubu sadece bu şekilde bitirilmiyor. Yani konu sadece mühendislik müzakerelik ilişkisi değil. Biraz bizler için zorluğu oradan kaynaklanıyor. Tekil çoğul kullanımı da önemli. Sayılan bazen tekil bazen çoğul gelir. Allah Allah. Nasıl olacak şimdi bu? Şunu söyleyeyim. 3-10 arasında sayılan çoğul mecrur gelir. On bir 99 arasında sayılan tekil mansup gelir. 100, 1000, milyon, milyar efendim sayılarından sonra sayılan tekil mecrur gelir. Evet. Sayılar bizim Naim kitabımızda sanırım 3 derste anlatılıyor. 3 derste anlatsak dahi biz Türkler için zor konulardan bir tanesidir. Ama mühendislik müzakerelik açısından az önce söylemiş olduğum 3 kaide yeterli. Sizi hatasız temiz grup kurmaya götürür. Neydi bunlar? 1 ve 2 her zaman uyar. 3-9 arası asla uymaz. 10. 10'a gelince 10 tek başına iken ters orantılıdır. Ama 11-19 arasında küçük rakamla birlikte zikredildiğinde uyar sayılana. Burada sayılan 3-10 arasında çoğul mecrur gelir. Mesela 3 öğrenci derken veya 3 adam derken selâsetu ricâlin. Ama 3 kadın derken selâsu nisâin. Bakınız 3-10 arasında sayılanı çoğul getiriyorum. Ama 11 adam derken ehade aşara racülen. Tekil ve mansup getiriyorum. 99 derken tis'atun ve tis'une racülen. Bakınız burada tis'a niye ters orantılı geldi? Erkek sayıyorum. Çünkü 3-9 arası hep ters orantılı olur. Racülen kelimesi niye tekil ve mansup geldi? 11-99 arasında 11-99 arasında sayılan tekil mansup gelir. Ama mesela 100 öğrenci derken miyetu talibin, 1000 öğrenci derken elfu talibin, milyon öğrenci derken milyon talibin, yani 99'dan daha yukarı olduğunda tekil mecrur geliyor. Evet, bu yapmış olduğum açıklama işte 3 dersi özetlemiş oluyor. Buyurun. Ben farklı bir konu hakkında soru sorabilir miyim? Şimdi sayılarla ilgili soru soran için eğer bu yeterliyse ki biz sayıları Nisan'da, Mart'ta göreceğiz. Mart'tan sonra, Nisan, Mayıs'ta göreceğiz. Buyurun. Hocam ben müfit mühendislikle ilgili bir şey soracağım da. Buyurun. Mesela hocam, aklıma şu takıldı. Kazi şirketi. Bu şirkettir mesela. Bu bir şirket. Biz bu şirketi çoğul yaptığımız zaman yani Şerik Hatun dediğimiz zaman buradaki ha iyi, enti, diye işte tilki diye konabiliriz. Ama ha ülayı diye konamayız değil mi? Yani çoğul yapamayız onu değil mi? Şimdi Şerik Hatun kelimesi akılsız çoğul ismidir. Değil mi? Evet. Tekil müennes hükmündedir.
O zaman öznesi de tekil müennes olur. Tamam, yani bu hadi şirketun. Mesela buraya şahıs zamiri getirirseniz hiye şirketun. Tilke şirketun. Bakınız burada tilke, hiye, hadihi üçü de tekil müennes için kullanılır. Diyeceksin ki ama şerike çoğul, çoğul ama akısız çoğul. Tekil müennes kabul ediliyor. O yüzden özne yükleme arasında bir uyum var. Tekil müennes, o da tekil müennes hükmünde. Tamam hocam. Tamam hocam, ama bu tabii aklın varlık olduğu zaman değişiyor. Tülla abla, Maridu, Emre abla mesela. Tabii. Burada tamam. Mesela şirket akısız çoğul ismi olduğu için tilke yerine mesela ulaike diyemezsin. İşte hiye yerine hunne diyemezsin. Hadihi yerine heulayi diyemezsin. Çünkü heulayi akıllı çoğullar için kullanılır. Akılsız çoğullar için hadihi, hiye, tilke kullanılır. Tamam, tamam hocam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi aksam seba ile ilgili nasıl soru sorulabilir? Bunu soran arkadaş bana aksam-ı seba nedir? Bundan bahseder misiniz demedi. Demek ki biliyor. Sınavda nasıl sorular gelebilir? Onu öğrenmek istiyor. Bir defa ben kısa bir bilgi vereyim. Yedi kısımlar demek aksam-ı seba. Fiiller el-efalu fiiller sebatu aksamin, yedi kısımdır. Yani buradaki yedi kısım ile kastedilen şey, hani fiillerin en az üç kök harfi olur ya, fe, ayn ve lamla sembolize edilir. Bunlardan bir tanesi, kök harflerinden bir tanesi vav ya da ya orijinalli ise ya da işte aynı harf tekrarlanıyorsa ya da içerisinde hemze geçiyorsa ya da içerisinde iki tane illet harfi varsa gibi. Bu soruların cevabına göre fiiller yediye ayrılmış. Önce iki grup ayırmışlar. Sahih fiiller, bunların üç tane türü var. Bir de mu'tel fiiller, bunlar da 3 artı 1 türü var. Fiiller 3 tane. Bunlar salim, mehmuz ve mudaaf. Muteller 4 tane. 3, 4 topladığında 7 ediyor. Bunlar da misal, ecvef, nakıs, bir de lefif demişler. Bunlar fiillerle ilgili terimler. Mesela biz ketebe, bunu öğrendik. Şimdi ketebede, ketebenin içerisinde kaç kök harfi var? Kef, te ve be var. Peki burada bir harf tekrarlanmış mı? Bu te ile be aynı harf mi? Hayır, farklı harfler bunlar. O zaman mudaaf değil. İçinde hemze var mı? Yok. O zaman hemze de değil. Demek ki peki bu içerisinde bu üç harfin birisi vav ya da ya orijinalli mi? Hayır. O zaman biz buna salim fiil diyoruz. Peki mesela ekele. Bunun kök harfleri e, kef, lam. Peki aynı harfin tekrarlandığı bir harf var mı? Yok. Peki içinde hemze var mı? Kök harflerinden biri. Ah, ilk harfi hemzeymiş.
O zaman buna mehmuz diyoruz. Mehmuz hemzeli demek. Peki medde. Medde diye bir fiilimiz var. Bu mim, del, del harflerinden oluşuyor. Burada tekrarlanan harf var mı? Var. Bak ikinci ve üçüncü kök harf aynısı. Tekrarlanıyor. Buna biz mudaaf diyoruz. Mudaaf ikinci ve üçüncü kök harfi aynı olan fiiller demek. Mehmuz neymiş? Kök harflerinden biri hemze olan fiiller. Peki. Hale. Birinci harf vav, ikincisi lam, ikincisi sat, üçüncüsü lam. Bunun içerisinde kök harflerinden biri vav ya da ye mi? Evet, baştaki vav. Birinci kök harfi vav olduğunda o tür fiillere misal fiiller diyorlar. Peki, mesela kale. Bunun kök harfleri kaf, vav, lam. İçinde vav ya da ye orijinalli bir harf var mı kök harfi olarak? İkincisi vav. İkincisi. O zaman ona ecvef fiiller diyorlar. Mesela da'a fiilinin kök harfleri del, ayn ve vav'dır. İçinde illet harfi yani vav ya da ye kök harflerinden birine karşılık geliyor mu? Evet. Ama son harfi. Son harfi illet harfi ise ona nakıs diyorlar. Bakınız vav birinci harf olursa kök harfi misal, ikinci kök harfi olursa ecvef, üçüncü kök harfi olursa nakıs adını veriyorlar. Peki kısaca böyle daha bir de lefif var. Hadi ona da örnek verelim. La va'a fiili. Va'a kavradı demek. Bunun kök harfleri vav, ayn ve ye'dir. Peki bunun içerisinde illet harfi var mı? Vav ya da ya var. Hem de iki tane. İki tane olduğunda da buna lefif diyorlar. Peki aksam seba ile ilgili nasıl soru sorulabilir? Şöyle sorular sorulabilir. Aşağıdaki efendim cümlelerin hangisinde mehmuz bir fiil geçmektedir? Mesela burada dört tane şık verilir. Mehmuz ecvef fiil geçmektedir, misal fiil geçmektedir, mudaaf fiil geçmektedir, nakıs fiil geçmektedir, lefif fiil geçmektedir, efendim gibi, salim fiil geçmektedir gibi yedi tane farklı şey sorulabilir. Bunları tanıyabilmeniz için tabi fiillerin çekimini bilmeniz gerekiyor. Çekimini bilmeniz gerekiyor. Mesela gale ene zamir çekiminde ene gultu olur. Eğer size ecvef fiil çekimi verilmediyse yukarıdaki bir soru sorulamaz. Siz gultu'nun aslanın efendim kef, vav, lam ondan sonra da tu zamiri olduğunu bilirsiniz. Bakınız buradaki vav bir şekilde ses değişim kuralı çerçevesinde düşüyor. Siz bu ses değişimini ve bu ses değişiminde düşen vav harfini işte bilirsiniz. Konu anlatılınca bilirsiniz tabii ki. Efendim. Dolayısıyla kultu ikinci kök harfi illet harfi olduğuna göre ecveftir. Hatta şöyle soru sorulur. Aşağıdaki fiillerden hangisi örneğin ecvef vavidir? Şimdi ecvefler de ya vav orijinallidir ya ya orijinallidir. Mesela kultu ifadesi kavele kök harflerinden oluştuğu için
efendim ecvef vavidir. Mesela bi'tu, burada be'ya kök harflerinden bir fiil var. Bu ecveftir ama ikinci bu ortadaki orijinal harf ki bi'tu çekiminde gözükmüyor. Ya'dır. Evet, böyle bir soru hangisi vavi, hangisi ya'idir denilebilir. Ama açık açık böyle göstere göstere sorulmaz. Hocam canlarda bir sınır var mı peki? Yani şimdi, bu verdiğiniz örnekler sınırlı mıdır bu dilde? Şimdi burada Arapça 7 tane işte böyle kısma ayrılıyor Arapçada fiiller. Ve sarf dersinin %60-70'ini bunlar oluşturuyor. Yani sözcük bilgisi hani sarf ya ve fiil çekimleri. Arapçada fiil çekimi eğer birisi zor diyorsa bunun sebebi 7 farklı türde yapıda fiil olmasından kaynaklanıyor. Efendim burada aksamı seba dedik. Mesela ketebe. Bu salim fiil. Şu ana kadar biz hazırlık C'de hep salim fiillerden bahsettik. Ama mesela ekele. Yani sorunsuz gibi duran gerçekten. Evet, evet. Bunlar sorumsuz. Sorunsuz. Ama ekele, mehmus bazen problem çıkarıyor. Mette. Birçok ses değişimi. Tam burada, mehmus da tam burada geçmeden sorabilir miyim? Bu ekelede kural hemzenin başta gelmesi mi? Yoksa ortada ya da sonunda da gelmediği bir durum oluyor mu? Sorunu karşılamaysa da kusuruma bakmayın hocam. Bu mehmus dediğimiz şey hemzeli demek. İlk kök harfi efendim hemze ise mehmuzul fe, ikinci kök harfi hemze ise mehmuzul ayn, üçüncü kök harfi hemze ise mehmuzul lam denilir. Mesela ekele mehmuzul fe'dir. Birinci kök harfi. Se'ele ikinci kök harfi hemze. O zaman mehmuzul ayn. Gara'e bu da üçüncü kök harfi hemze. Buna da mehmuzul lam diyorlar. Bazı ses değişimler söz konusu efendim. O yüzden fiiller bu şekilde yediye ayrılıyor. Hani fiiller Arapçada bir problem. Çekimleri. Ses değişimlerinin merkezi olduğu için. Peki fiiller nasıl, yani bu problem nasıl çözülecek? Büyük bir problem. Hani böl, parçala, yut olayı var ya. İşte 7 kısma ayrılıyor. Efendim yani küçültülüyor. Tabii evet. Her seferinde efendim anlatılıyor. Ama benim geçenlerde bir paylaşmıştım. Sözcük türetimi ile ilgili bir resimde. Orada 3 ya da 4 tane ses değişim kaidesi vermişim. O 4 tane ses değişim kaidesi bir sürü ses değişiminin %70-80'ini özetliyor mesela. Yani o 4 kaideyi öğrendiğinizde ki 3'ü bayağı basit efendim yani birçok probleminiz çözülüyor. Ben alfabe harflerine başlarken alfabe harflerini anlatırken işte feta, kesra, damme kısa ünlü bunlar. Bir de bunların uzun ünlüleri var. A, U, İ şeklinde. Orada kısa bir bilgi veriyorum. Diyorum ki bak elif bir uzatma harfi olarak fetadan sonra gelir. A, yani kesradan sonra A gelmez. Peki uzatma harfi İ kesradan sonra gelir. Uzatma harfi olan U dammeden sonra gelir. Bunu biliyorsunuz zaten. İşte bu bilgiden yola çıkarak ben diyorum ki
Uzatma harfinden önce eğer kesra koyarsan ne olur? Ne olacağı belli. Kesra'dan sonra uzatma harfi ya olur. Ya. Ya. O zaman vavsa ya da elifse ne olur? Ya'ya dönüşür. Sese ya da damla olur. Yok. Önceki harekeye pardon. Göre değiştirecek pardon. Olursak kesra'dan sonraki uzatma harfi o. Harfi sadece ya olur. Mesela bir feta var. Feta. Ben uzatmak istiyorum. Ama orada vav var. Ya da ya var. Ne yaparım? Elif'e dönüştürürüm. Elif'e dönüştürürüm. Peki, tamam. Şimdi anladım hocam. Tamam, peki tamam. Damme var. Damme. Ve ben bu dammeyi uzatmak istiyorum. Ama arkasından elif ya da ya geliyor. Ne yapacağım? Vav'a dönüştürürüm. Vav'a dönüştürürüm. Vav'a dönüştüreceğiz. Ya evet. En önemli ses değişim kuralı bu. Ve bence çok basit. Çok, çok kolay. Kolay. Evet onlar çok kolaydı. Doğru. Efendim. Yani mesela biz gale. Bakınız. Gale. Burada ne var? Feta var, sonra elif var, değil mi? Gale. Şimdi ben diyorum ki bu kafın üstündeki fetayı kesra yapmak istiyorum ya. Kesra yapmak istiyorum. Elif ye yaparım. O zaman evet otomatik var. Ya yaparsan o zaman ben de elif ye'ye dönüştürüyorum sonra. Mesela kaf. Kafın üstündeki harekeyi ben dammelemek istiyorum. O zaman vav yapıyorum. O zaman elif'i vav'a dönüştürürsün yani. Yani. Bu kadar. Mesela bu birçok ses değişimini anlatıyor. Mesela yegulu diyor demek. Yegulu. Faraza ben buradaki kafın dammesini feta yapmak istiyorum. Yegali. Evet. O zaman vav'a elif'e dönüştürürsün. Evet. Mesela buradaki atıyorum kafın harekesini kesre yapmak istiyorum. Tamam vav'ı ye'ye dönüştürürüz. Evet. Evet. Bu kadar. En önemli ses değişimi efendim bu. O kadar zor değilmiş o zaman hocam. Ben bayağı bir korktum bunlardan ama. Şimdi ben kolaylaştırıyorum Tenzile. Evet, evet. Evet yani, hocam. Yoksa konular razı olsun hocam. Konu bayağı problemli konular. Bugün evet. Hava çok oldu. Bunlardan bahsetmiştim Nermin ablaya. Dedim böyle bir başlıklar var. Ben bakmamıştım işte bunlara. Gerçekten denk geldi. Güzel oldu. Allah razı olsun. Bu soruyu kim sormuştu? Soruyu soran cevabını dinlemeden gittik gibime geliyor. Öyle oldu. Yani, ama biz bugün bunu konuşuyorduk. Bize yaradı. Allah razı olsun. Efendim böyle bir şey. Zaten konu anlatımını sormamış. Nasıl soru gelir diye sormuştu. Ben de yani farklı sorular olarak alternatif vermeye çalıştım. Onun dışında şey sorabilir. Özellikle bu çekimler sorulur. Mesela hum denilir. Ondan sonra buraya kavele kök harflerini koyar. Der ki boşluğa efendim boşluğa parantez içindeki kök harflerinin mazi çekimini koyunuz. Şimdi bunun işte ecvef olduğunu hatta şöyle diyelim kök harflerinin birinci baptan mazi çekimini. Birinci baptan mazi çekimini. Şimdi birinci bab biliyorsunuz feale. O zaman bu gavele olur. Gavele. Değil mi? Fe'ale, kavele. Evet. Peki
Ama kavale burada vav var harekeli ve kendisinden önceki meftu yani fetalı. Fetadan sonra illetli harf böyle geldiğinde elife dönüşüyor. Hani bunu uzatılıyor. Evet. Kale oluyor. Daha sonra hum zamirine göre çekilince de sonra vav zamiri getiriliyor. Galu. Evet. Yani bunun çekimini sorarlar. Daha doğrusu sadece gale, ecvef değil. Tüm bu aksam-ı sebadan herhangi bir mazi, muzari ya da emir çekimi istenir. Zaten söylediğim gibi sarf dersinin %60-70'i bu fiil çekimleri oluşturmaktadır. Efendim. Evet. Ben videoyu kapatayım. Tamam.